E, takvim gazetesinde de yine bir e, açıklama var. Kimse cüret edemez başlığıyla Takvimin 13. sayfası. Kayseri Başkanı Ali Çamlı Gaziantep ve Hatay maçlarının geçersiz sayılması kabul edilemez. Kimse de buna cüret edemez e, açıklamasını yaptı. E şimdi tabii bu bu tarafta e, böyle yani Giresun Başkanı da karşı çıkıyor. Hı hı. Kayseri Başkanı karşı çıkıyor. E, dün e, Konya Spor Başkanı yanılmıyorsam bir demeç verdi, bağlandı kanala. Yani o da e, kendi açısından çok olumlu e, olayı görmediğini e, söyledi. Yani şimdi karşı çıkanı var, çıkmayanı var. Yani o ortada bir birlik yok. Ha şu olsaydı, şimdi işte tekrar başka bir senaryoya dönelim. Galatasaray, Fenerbahçe'de deseydi ki kardeşim değiz sıfırlansın. İşte Beşiktaş istiyor, Trabzonspor istiyor, Fenerbahçe istiyor. Galatasaray istiyor. 4 büyük takım bir kere istiyor bunun değişmesini. E, diğer kulüplerden de bir destek olduğunu düşündüğümüzde bunun yazılı olarak e, verilseydi Futbol Federası bakın dört büyükler biz ve diğer kulüpler karar aldık. Biz bunun sıfırlanmasını istiyoruz denseydi belki bir, bir değişme ihtimali olabilirdi. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray da istemiyor yani sonuçta. Onlar da kendi açısından bakıyorlar Tabii olaya. Ki. Ve hatta işte Galatasaraylar da tepki gösteriyor. Yani ne alaka kardeşim diyor. Yani nereden çıktı bu ya? Yani maç oynanmış, kartlar görülmüş, sakatlıklar olmuş, goller atılmış. Yani sonuç elde edilmiş. E ne yapacağız? Bunlar yok. E bu, bu oynanan maçlardan dolayı Galatasaray kazanmış, para almış. Efendim işte itiraz eden kulüplerde e, puanlar iptal edilsin diyen kulüplerde o zaman Hatay'ın o zaman Gaziantep'in işte beraberlikten, galibiyetten dolayı aldığı paralar ne olacak? Onlar da iptal mi olacak? Yani geri mi alacağız? Evet. Depremde de takımlardan paralar geri mi alınacak? Yani bu çok karışık bir konu. Bunu bence federasyon bir açıklama yaparak konuyu kapatsın. Bakalım masada kaybedilen puanlar, sahada kaybedilen puanlar masada geri alınacak mı bilmiyorum. Her kulüp kendi camiasının hakkını, hukukunu arıyor. Hı hı. Beşiktaş da burada savunduğu şeyde işte Trabzonspor, Adana Demir haklı olabilir. Buna ben itiraz etmiyorum. Diyor ki biz de bunları istiyoruz. Bizim de bu puanların iptal edilsin. İşte biraz önce dediğim gibi 51'e 48 oluyor. Evet. Gerekçeleri şey var, değişiyor. deplasman sayıları var. Emre Bey işte dün kanala bağlandı A Spor'a. Uzun uzun açıklamalar yaptı. Onlar da kendi açılarından bakıyor. Peki ee, biz derbiyle devam edelim. Bazı oyuncuların röportajları var. Fanatik gazetesinde Raşit Gezal'ın bir derbi mesajı var. Bununla devam edelim. Fanatik'in ikinci sayfasında. Zafer için yüzde yüzümü vereceğim. Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve kazanmak adına yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımız orada bizimle olamayacak. Fakat 3 puan alarak Onları mutlu edeceğiz. %100 hazır gibi gözüküyor aslında Gezel ama tabii onu oyunda daha net göreceğiz. Beşiktaş'ın bir kere en, en, en büyük gücü yani şimdi hı hı. bunu kimse inkar edemez. Tabii canım o yokken Ve, ki Beşiktaş'ı evet. hepimiz biliyoruz. Yani Eğer sezon başından beri sağlıklı bir oyuncu olarak Beşiktaş'ta forma giyseydi hı hı. Beşiktaş belki ligde ee, daha yüksek bir puanla zirvenin tam içinde olurdu. Yani Hı. o fark değil de daha böyle 55'te 56 belki 57'li puanlarda da olabilirdi. Ee, Pazar günde Beşiktaş'ın önemli kozu olacak. E, tabii ki iyi bir gezal, hazır bir gezal. Abu Bakar biraz öyle dediğimiz gibi cenk üçlüsü. Arkalarında Salih Gesson. Acami, ee, ve evet e, yani müthiş bir hücum gücünden bahsediyoruz. Bu Fenerbahçe için Tabii ki zor ve sıkıntılı bir şey demek. Böyle bir hücum gücü karşısında da Fenerbahçe'nin aslında biraz önce araya işte Crespo vardı muhtemelen 11'de. Ben Zayt aslında oynamalı lazım dedim ama Jorge Jesus da böyle bir hücum gücünü olarak daha böyle defansif özellikleri olan eğer üçlü oynayacaksa araya öyle İsmail'i oynatabilir diye de tahmin ediyorum açıkçası. Biraz belirsiz Fenerbahçe cephesi. E, Güneş'in bazı açıklamaları var Fanatik gazetesinde. E, bazı oyuncular yorgun dedi. E, Sayıs geldi ama ufak bir problemi var. Masuaku ve Muleka henüz bize katılamadı ama gelecekler aramızda yorgun, aramıza yorgun katılan oyuncular var. Omar Koli gibi Tayyip Talha toparlandı. İdman'a da çıkıyor. Genel duruma yarın ve maçtan bir gün önce bakacağız. Herkes derbinin öneminin farkında ve oynamak istiyor. Omar'ın yorgun olduğundan, sayısın bir problemi olduğundan Tayyip Talha zaten sakatlıktan döndü. Acaba bu savunma hattında bir tempo düşüklüğü yaratır mı sizce? Yani tabii hoca burada bunları söylerken biraz sıkıntısını açıkçası dile getirmiş. Yani Masuaku ve evet. Muleka'nın henüz gelmemesi, işte bugün katılacaklar. Yani bu şu demek? Ben bunlarla çalışamadım demek. Hı hı. artı bir bugün belki yol yorgunluğuyla bugünkü idmanda yer alırlar. Bir de yarın son idmanda oynarlar. Şey idmana katılırlar. E tabii ki teknik direktörler gelecek olan Beşiktaş'ın bir herhalde 12 13 tane oyuncusu gitti bu milli ve hoca bundan da e, şikayetçiydi ve verdiği demeçte işte, keşke milli ara olmasaydı dedi. Hı hı. E, bir de dezavantaj olabilir ama işte Sayıs'la da bir problemi var ama Tayyip Ta oynayacağı için öyle tahmin ediyoruz. Sayıs zaten yine yedek soyuncak gibi görünüyor. Bana kalsa Sayıs'ı ver oynatırım da hı hı. hocanın e, Sayıs'a karşı... E, Orada da bir iletişim problemi e, var gibi. İletişim mi var artık başka bir şey mi var yani onu oynatmayı tercih etmiyor. Hı hı. E, sonuçta takımın e, patronu. Yani Avukar işte geldi, on da yorgun olduğundan bahsediyor. O da bugün katılacakmış takıma. Yani biraz hoca böyle şey yapmış. Ya biz beraber çalışamadık, beraber idman yapamadık. Bazı oyuncularımızda sıkıntısı var, yorgunluk ama daha bugün Cuma, yarın Cumartesi, yani Pazar, Pazar akşamına kadar uzun bir süre var, üç günlük bir süreç var. Herkes dinlenir, hazır olur diye düşünüyorum. Peki bir diğer kozu da tabii Abu Bakar olacak onunla ilgili de bir haber var fanatikte yine atacağım dedi son üç lig maçında da fileleri havalandıran Beşiktaş kariyerinde çıktığı 4 Fenerbahçe derbisinde ise 3 golü bulunan Abu Bakar yine çok iddialı yakın çevresine konuşan Kamerunlu Yıldız takımın havası müthiş inanıyorum ki Kadıköy'de kazanacağız ben de golümü atacağım dedi Sabah gazetesinde o gün şahin da bir haberi var yine Abu Bakar'la ilgili özel hoca tuttu Abu Bakar derbi için. Ekstra bir hazırlık yapıyor. Kamerunlu Yıldız milli takım dönüşü gaza bastı. Belçika'dan özel antrenörünü İstanbul'a çağırdı. Maça kadar birebir çalışmalarla güçlenecek. E Tabii Fenerbahçe'nin de çıktığı 4 maçta 3 gol atması da e, önemli bir istatistik bence kendisi için. Yani tabii Fenerbahçe herhalde oyun planında en çok Avu Bakar'ın da yani onu bir kelepçe vurmak, tutmak. Hı -hı. Yani bunu yaparsa e, Beşiktaş'ın çok önemli bir kozunu kontrol altına almış olacak. Yani illaki eee yani dediğim gibi her iki takımın da yani Fenerbahçe'nin gerçekten hücum şeyiyle yani çünkü işte orada Valencia oynayacak diyoruz. Ama ne durumda bilmiyoruz. Belki 20 Belirsiz. dakikada sakatlanacak. Belki biz 11 diyoruz ama ikinci yarıda ya da ikinci 45'te hı hı. alacak duruma göre. Çünkü şu şu da olabilir. Yani ben oynayayım ama ya hocam beni 45 oynat ya son 45 ya 90 dakika çıkartamayabilir. Çünkü bir tane idmana çıktı benim bildiğim Hı. kadarıyla o süreçte e, ve e, hazır olmayabilir e, doğal. E, şimdi onun yanında oynayacak kişiyle ilgili de zaten papatya falan açıyoruz burada biz. Evet. Pedro belki diyoruz, Serdar. Rossi belki diyoruz, Serdar Dursun belki, belki. diyoruz. Şimdi bu Şenol Hoca'nın işini kolaylaştıran bir durumu, zorlaştıran bir durumu iki açıdan da ele alınabilir. Hı. Tahmin edemiyor adam kimin oynayacağını. Yani hangisinin oynayacağını tahmin edemiyor ve ona göre bir şey belirlemiyor. Ama Cesur bu açıdan şanslı diyor ki Cenk bu tarafta oynayacak, sol kanatta. Abu Bakar oynayacak, bu tarafta da gezel oynayacak. Kardeş bunlar belli. Arkadakiler de belli. Yani burada da biraz Şenol Hoca'yı şanssız görüyorum ben. Hani niyi oynatacağını olabilir biraz. E, özellikle forvet attında, e, Cescun kim oynatacağını tahmin edemiyor. Hem Beşiktaş bu konuda istikrarlı işte oyuncuları hazır. E, ya çok enteresan bir maç. Böyle son zamanlarda gerçekten bu kadar böyle artıların eksilerin çok fazla olduğu bir tablo yoktu. Yani iki ilk takımında bir tarafına evet. artı bir tarafına eksiler yazılabiliyor. Beşiktaş'a da aynı şekilde artılar ve eksiler yazılabiliyor. Baksana hoca o yorgun dönecek diyor, İbriş bugün gelecek diyor. İşte sayısının hafif sakatlığı var diyor. E Gezal daha yeni dönmüş sahalara. Yani ciddi derecede iki takımın da iki hocanın da şeyleri var, böyle küçük kafalarında sorunları var. Peki kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Zaten hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ı inceledik döndüğümüzde Beşiktaş'a biraz daha bakacağız değerli izleyenler. Medya dünyasına şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar buradayız.